Üniversite diploması gerçekten çok mu önemli? Biz kuruluş olarak Avrupa'da yaşayan Müslümanlara duygu, düşünce, davranışları değiştirerek kendilerini gerçekleştirmeyi ve sevdikleri ile birlikte bolluk, bereket içerisinde daha huzurlu yaşamayı özel mentörlük programımızda uygulamalı bir şekilde onlara gösteriyoruz. Sen de bu özel programa katılarak biiznillah hedeflerine ulaşabilirsin. Şimdi konumuz üniversite diploması. Genellikle orta kesim normal gelire sahip olan insanlar sadece üniversite diploması onlar için çok önemli. Hatta bazen de vazgeçilmez derecede çok önemli. Ve zengin kesim için ise üniversite diploması yanında her türlü eğitim ve her türlü seminerler çok önemli. Hatta onlar için önemli olan sokakta öğrenilen, hayat içerisinde öğrenilen, her şey çok önemli veya kişilerden, uzmanlardan öğrenilen bilgi çok önemli. İlginç olan ne biliyor musunuz? İnsanların büyük bir kısmı akademik yani üniversite eğitiminin gerçek başarıyı getireceğine inanması. Yani gerçek başarıya ulaşmanın tek yolu Üniversite diploması almak, yüksek lisans yapmak, doktora yapmak sadece bunların gerçek başarıya götürdüğüne inanması, tek yolun buradan geçtiğine, bunun olduğuna inanması. Üniversite diploması için, yüksek lisans için, doktora için ömürlerini harcamaları, tüketmeleri değerli arkadaşlar. Zenginlerse şunu biliyorlar ve şöyle inanıyorlar genellikle. Gerçekten Zengin olmak istiyorsan üniversite diploması, yüksek lisans veya yaptığın doktora gerçekten zengin olmana yardımcı olmuyor. Yani sana para kazanmayı öğretmiyor bu diplomalar veya üniversite. Sana para nasıl kazanılır öğretmiyor. Sadece bu diplomaların daha fazla para kazanma yolunda strateji üretmekte fikir sahibi olmana yardımcı olabileceğini inanıyorlar. Bununla beraber onlar gerçekten zengin olmayı, bolluk ve bereket içerisinde yaşamayı hayat içerisinde uygulamalı bir şekilde programlar veya kişilerden öğreneceğine inanıyorlar. Yani 7 yaşındaki bir çocuğa da sorabilirler. 90 yaşındaki bir kişiye tecrübeli bir kişiden de bilgi alabilirler. Onlar için o çok önemli bir akademisyen olarak müsaade ederseniz ben de şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Üniversite diploması, yüksek lisans diploması veya yaptığın doktora senin kazancını yüzde otuz, yüzde elli, en fazla yüzde altmış arttırabilir. Fakat kazancını yüzde bin, yüzde bin veya yüzde bin arttırmak istiyorsan o zaman başka insanların çözemediği problemleri sen nasıl çözeceğini uygulamalı öğrenmen gerekiyor. Bu değerli bilgiyi yani çözme yöntemini de satmayı öğrenmen gerekiyor. Yani bu hizmetini satabilirsen işte o zaman gerçek zenginliğe kavuşabilirsin. Biraz önce dediğim gibi o zaman yüzde bin, bin, yüzde 3000 kazancını arttırabilirsin. Buradaki kural şu Ne kadar büyük problem çözersen o kadar büyük kazancın olur. Ne kadar çok problem çözersen veya ne kadar önemli problem çözersen o kadar büyük kazancın olur. O kadar da değerli ve önemli olur. Biliyor musun? Aslında akademik ünvanların yani üniversite diplomalarının en büyük getirdiği problem nedir biliyor musunuz? En büyük sorunu nedir biliyor musunuz? Sen o diplomayı aldığın vakit, yani akademik ünvanı aldığın vakit, örneğin doktoranı yaptığın vakit artık ben oldum diyorsun. Tamam mı? Ego devreye giriyor. Artık ben oldum diyorsun. Zirveye ulaştım artık. Diyerek bir çeşit bardağın dolu oluyor. Bildiğini zannediyorsun. Otomatikmen kendini öğrenmeye ve gelişime kapatıyorsun. Yani kendine sınır koyuyorsun. Bakın etrafınızda akademik ünvanını almış birçok kişi var. Veya televizyon, haber programları veya oturumlar bunlarla dolu değerli arkadaşlar. Bunlar sürekli tartışırlar. Öğrenmeye ve gelişime kendini kapatarak sürekli her konuda fikir beyan eder bu kişiler ve kendilerini gelişime kapatırlar. Bizim tarihimizde buna örnek Kadı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri var. Kadı kaftanıyla gidiyor ilim öğrenmeye, bilgi öğrenmeye veya bir kuruluşa bağlanmaya. Bu kadı elbisesiyle, kaftanıyla buraya giremezsin diyorlar ve onu geri gönderiyorlar ve ona ciğer sattırıyorlar değerli arkadaşlar. Yani bardağını boşaltması gerekiyor. Dolayısıyla üniversite diplomasının veya bu akademik ünvanların sana en büyük zararı ben oldum, ben biliyorum demen. Dolayısıyla kendini sınırlaman ve eğitim ve gelişime kendini kapatman. İşte orta kesim normal gelire sahip insanlar maalesef diplomalarla, akademik ünvanlarla Kendilerini süslemeye meyillidirler O elbiseleri giyerler Kadı elbisesi gibi Bunlar da biraz önce dediğim gibi Bu grup insanlara Sınırlar koyar Gelişimini engeller Diplomamı aldım Her şeyi çok güzel gibi Düşünerek kendini frenlerler Bu kişiler Zenginler ise şöyle inanır İlim ve gelişim Beşikten mezara kadar sürekli kendimi geliştirmem lazım diye düşünür ve öyle davranır değerli arkadaşlar. Biz de aslında programlarımızda bu kuralı uyguluyoruz. Emin ve sağlam. Emin ve sağlam adımlarla kendini sürekli geliştirmek ve maddi ve manevi büyümek. Bolluk ve refaha kavuşmak. Hülasa emin adımlarla Arzu ettiği hedefe varmak gerçek başarı da bu kuraldan gelir. O zaman açık ve net şu soruyu sana sormak istiyorum. Bu gerçekten çok ciddi bir soru. Sen de daha iyi, daha güçlü, daha zengin olmak için günlük olarak neler yapıyorsun? Kendine ne gibi yatırımlar yapıyorsun? Gerçekten bu soru çok önemli. Bu soruya cevap ver lütfen. Umarım bu videoyu beğenmişsindir. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri aç ve arkadaşlarına bu videoları gönder lütfen. Sen de gerçekten hedeflerine varmak istiyorsan, hayalini kurduğun hedeflere gerçekten ulaşmak istiyorsan o zaman aşağıdaki linke tıklayarak bize başvuru gönder birebir online görüşmede analiz ile beraber hayal ettiğin hedeflerine nasıl ulaşacağını sana adım adım anlatır. Şimdi hemen başvuru gönder. Hoşça kal.